Amerika, İsrail, Türkiye düşmanı ittifakta çok açık askeri tatbikatlarla yer almış durumdadır. Netanyahu açıkça Güney Kıbrıs ve Yunanistan başbakanlarıyla buluşmaktadır. Türkiye hem Ege'den hem Doğu Akdeniz'den tehdit edilmektedir. Onun için Cumhurbaşkanı demek, hükümet başkanı demek. Yeni anayasamıza yapılan değişikliklere göre Cumhurbaşkanı hükümeti yönetecek, hükümeti kuracak. Cumhurbaşkanının işi hapishaneleri ziyaret falan filan değildir. Cumhurbaşkanının işi önümüzdeki dönem Türkiye'ye yönelik bu tehditleri göğüsleyecek stratejileri ve siyasetleri üretmektir. Buradan diğer Cumhurbaşkanı adaylarını öncelikle güncel bir tehdit olan Trump'ın İran'da nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin tavırlarını açıklamaya davet ediyor. Bakın iki gündür bekliyoruz. Hemen ertesi gün biz bir basın toplantısı yaptık ve şunu açıkladık Vatan Partisi olarak. İran'ın yanındayız. Amerika'nın bu nükleer anlaşmadan çekilmesi bir savaş tehdididir. Doğrudan doğruya bir savaş tehdididir. Ve o savaş tehdidini Amerika sürdürmektedir. Biz bu koşullarda Türkiye'yi de hedefte görüyoruz ve İran'la birlikteyiz. Bir. İkincisi, Cumhurbaşkanı olacağız, hükümeti kuracağız ve kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırıma Türkiye olarak katılmayacağız. Kuracağımız hükümetin kararını şimdiden buradan açıklıyorum. Vatan Partisi'nin başında olduğu, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olduğu hükümet İran'ı hedef alan yaptırımlara kesinlikle katılmayacaktır. Türkiye'nin İran'la ticaret ilişkileri devam edecek. İran'dan ucuz petrol ve doğalgaz alacağız ve buradan ilan ediyoruz. Çiftçimizin traktörünün deposuna litresi 2 Türk lirasından petrolü, mazotu dolduracağız. İran'la dostluk yalnız bir güvenlik sorunu değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin enerji güvenliği, enerji kaynakları, üretim ekonomisinin inşası bakımından da son derece önemlidir.